Kayınvalidenize teyze mi diyorsunuz yoksa anne mi? Peki kayınvalidenize anne dememenin Yargıtay tarafından kusurlu bulunduğunu söylesem, hatta ve hatta boşanma sebebi sayılabilecek bir kusur olduğunu söylesem ne düşünürsünüz? Nişanlanmayla başlayan bu serüven evlilikle yeni bir evreye geçer. Kendine anne denilmesini bekleyen kayınvalide adayları bu dönemde yavaş yavaş fitili ateşlemeye başlar. Göz bebeği oğlunun dizinin dibinden ayrılmasıyla kaynananın da seviye atlaması kaçınılmazdır. Evlenir evlenmez bir anda o güne dek X teyze olan hitap şeklini anneye çevirmenizi beklerler. Sizi büyüten, yetiştiren ve bugünlere getiren annenize rakip misali. Ve artık soğuk rüzgarlar esmeye başlar. X teyze yerine X hanıma doğru keskin bir dönüş yaparsınız. Sadece aynı ortamda sohbet etmek, laf açıldı mı sen veya siz şeklinde hitap etmek bu kabiliyete sahip olduğunuzun en belirgin göstergesidir. Tabii bu problemle baş ederken bir de çevre baskısını unutmamak lazım. Falancanın gelini anne diyor, falancanın gelini anneciğim diyor gibi. Madem bu kadar çok istiyor, ben de hem ismini söyleyeyim hem anne diyeyim diye düşünebilirsiniz. Hatta bu kadın bana gelinim diyor, kızım demiyor, ben neden ona anne diyecekmişim diye sorgulamanız bile mümkün ve bir takım bahaneler. Kısacası dürüst olmak gerekirse de zaman zaman dedikodusunu bile yaptığınız kaynananıza anne demek hiç içinizden gelmiyordur. Üstelik içeriğin başında da söylediğim gibi artık kayınvalideye anne dememek boşanma sebebi bile sayılırken anne dememek için özel bir çaba sarf etmenize hiç gerek yok. Bunun tek çözümü kaynananızın gerçek isminin anne olduğunu kabul edip ona anne demeyi kolaylaştırmak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.